Günaydın arkadaşlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her biriniz iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Şimdik bugün yine öğlen geç saate kadar bayağı bir telefon görüşmelerim oldu. Çok arayanım oldu, sağ olsunlar. Anca evi toparlayabildim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu duşakabinin içerisini bir güzel çamaşır suyuyla pirilli bir yıkacağım. Oradaki şeyi falan çıkaracağım. Bu bazı az kalan şampuan şişelerini falan halledeceğim. Sonra ne yapacağız göreceğiz. Bir adamı çıkardım. Tuvaletten de süpürgemi getirdim arkadaşlar. Öncelikle bir ıslatalım. Güzel bir şekilde burayı temizleyeceğim. Atacakları falan. Bazı şampuan şişelerini çıkardım. Buraya da bir güzel çamaşır suyu ve cifre temizledim arkadaşlar. Şimdi buradaki gider deliğini kapatacağım. Yorgana gidiyorum ki büyük kalın bir bezle tıkayım deliği. Şöyle poşet çünkü kayar gider. Şununla yapayım. Daha mantıklı olur diye düşündüm. Haydi bakalım. Ay. Biliyorsunuz bizim çok kalın bir yorganımız var. Kuru temizlemeye vermek istemedim arkadaşlar. Zaten öyle şeylere de vaktim yok. Şimdi onu şunasın. Kışın kullanmış olduğum yorgan takımım. Evet. Ay iyi ki almışım ya. Gerçekten iyi ki almışız. Şöyle modelini göstereyim yeni görenler için. Bunu yeni almıştık. Bu kış kullandım ve bunu yıkamadan kaldırdım. Kuru temizlemeye verecektim. Sonra öğrendim ki teyzemle annemde de aynısı var arkadaşlar. Onlar bu şekilde yıkamışlar. Sen de yıka, hiç uğraşma kuru temizlemeyi vermekle. Her şey biliyorsunuz malum ateş pahası artık. Gerçekten halı yıkama falan her şey ateş pahası arkadaşlar. Nereden ne kısarsam o kârdır diye düşünüyorum. Şimdi bu çok büyük bir yorgan olduğu için kesinlikle makineye sığmıyor. Benim makinem 9 kiloluk olmasına rağmen sığmadı. O yüzden arkadaşlarım bunu bir güzel ne yapıyoruz? Yıkacağız. Yastık kılıfları nerede bunun peki? Aa. Yastık kılıfları. Kafamı karıştı şimdi bir saniye. Ay sarmayı unuttum. Altını kısacaktım. En kısa alacağım. Kaynayana kadar açtım biraz altını da sonra en kısa alacağım. Aldım bakayım. Neyse iyi dağılmamış. Benim sarmam kolay kolay dağılmaz zaten. Sık sararım. Sıcak suyum da var ilave ederim üzerine. Dolaba bakacağım da acaba yıkayıp oraya mı kaldırmışım? Niye takımını bozmuşum ben onu? Hiç korkmadım oğlum. Niye? Bilmem. Acaba nerede? Allah Allah. Arkadaşlar ben nereye koymuşum onun yastık kılıflarını? Burada yok. Bunların içinde de yok. Oy. Bak şimdi sinir oldum. Arkada da yok. Burada dağıttım. Dağılsın sıkıntı değil. Zaten şuralar falan incedim. Allah Allah ben nereye koymuşum bunları? Çok şaşırdım şu an. Niye tam takım içine koymamışım ki? Allah Allah. Çok şaşkınım şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Çıktığı zaman onu da makinede yıkacağım zaten kılıflarını. Şunu götürelim arkadaşlar. Yorganı. Bunu bir güzel kaynar suyla ıslatıyorum. Ve bildiğiniz eski usul ayağımla çiğneyerek yıkayacağım. Sonra suyunu süzdüreceğim. Ve şey yapacağım. Asacağım bir günde kuruyormuş. Teyzemle aynı annem aynı o şekilde yapmışlar. Tıka dedi şeyi tıkadım arkadaşlar. Islansın iyice çiğneyeceğim zaten. Ay anneannem aklıma geldi. Ben anneannem de bana yıkattırırdı hep böyle. İyice ıslatayım da. Şuraları da yaydırayım. Çağlanızın işleri başladı işte. Ben size ne dedim? Yeter ki tayin çıksın. İşimi gücümü seve seve yaparım.
Ben çünkü tecrübeliyim arkadaşlar bu konularda, biliyorsunuz ben kaç tane ev taşıdım. Ev topladım, kendim yerleştirdim. Tecrübeliyim yani bu konuda. İyice ıslansın bu. Ben bunu kontrol edeceğim. Burası su da olsun, iyice de ıslansın. İş başında anlayacağınız. O kadar güzel yorumlar, mesajlar aldım ki anlatamam. Gerçekten anlatılmaz yaşanır. Yaprak sarmamı da dünden biliyorsunuz yapmıştım. Çok şükür yemek sıkıntım yok. Kuaföre gideceğim, kaşlarımı aldıracağım. Biraz psikolojim yerine gelsin. Çay demlemiştim, çaydan sıkıldım da bir tane Nescafe içeyim ben. Yakup uyuyor, geceden çıktı. Oh. Böyle yani. Arkadaşlarım Çınar dört gözle sarmalı pişmesini bekliyor. Su şu an akıyor da. Kontrol edeceğim taşar falan. Su basmasın. Çınar şunu mutfağa götürsene aşkım. Yani anlayacağınız böyle işlerden başladım. Çünkü en önemlisi böyle işler. Sonra toplanma falan yapacağız. Çok işimiz var arkadaşlar. Ama olsun, ben seve seve yaparım. Rabbim güç kuvvet versin, sağlık sıhhat versin yeter ki. Seve seve yapacağım. Her şeyimi yeni evime tertemiz götüreceğim. Biliyorsunuz benim huyumdur taşınmalar. Tersini harsına çevirdim. Tekrar bir su dolduruyorum. Birazcık su doldu. Sonra bir güzel piril, deterjan çiğneyeceğim arkadaşlar. 2-3 posta bekletip suyunu değiştirip çiğneyeceğim ayaklarımla. Ondan sonra en sonunda yumuşatıcı kullanırım. Şimdi deterjan durumlarıma bakıyorum. Toz deterjanım var. Daha bir tane şöyle açılmamış yumuşatıcım var. Konsantre. Şu az kalmış. Artık temizlikler başladı. Çünkü bulaşık deterjanım çok yok. Burada bir sürü sarı suyum var. Sıvı sabunlarım. Tamam. Yüzey temizleyicilerim var. Orada yine yumuşatıcım var. Burada da pirilim var burada. Tamam. Şu pirilimi çıkarayım. Çamaşır sularım var, açılmamış. Cipim var, hiç açılmamış. Burada yine var. Bu deterjanlar bana bayağı bir yeter arkadaşlar. Yeni eve yeter mi bilmiyorum ama burada bayağı yeter. Şimdi artık suyu kapatıyorum. Şunu da kaldıracağım da şöyle. Aa, buraya bakın. Gördünüz mü? Su kaçırmış. Şöyle şunu basayım ki akmasın. Su kaçırmış bir yerden. Şimdi arkadaşlar pirilleyeceğim ve bir posta bir köpürteceğim. Vallahi annemle teyzemin aklına uydum ama büyüklerimiz her şeyi bizden daha iyi biliyorlar. O yüzden şöyle köpürteceğiz. Tabii şu anda yeterli olarak su yok. Ters çevireceğim. Haydi bismillah. Bu işi de birlikte yapmamıştık demeyiz. İşte bu var ya, kurşun gibi oldu. Tabii Yakup'un yardımıyla hallederim ben bunu. İyice bir şey olsun arkadaşlar. Su yeterli değil. Su yeterli değil. Ben bunu iyice bir açtırayım şöyle yorganı. Ya belki diyeceksiniz, Çağla ne uğraştın, kuru temizlemeciye ver gitsin. Vallahi arkadaşlar belli başlı şeylerden, maddiyattan ne yazık ki kısmak zorundayız bir şeylerden. Çünkü çok 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 harcamalarımız olacak bizim. Nereden ne kısarsak oradan kar gibi bir şey. Yani yaparım ben, iş yapmaktan korkmam, hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi çok masrafımız olacak arkadaşlar zaten. Ne olacağı ne edeceği belli değil. Biraz bütçemizi bir şeylerden, ufak tefek şeylerden kısmak gerekiyor. Anlayacağınız.
Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi oldu. Bakın şu köpük olayı. Böyle güzelce bunu 2-3 posta çevireceğim arkadaşlar. Çiğneyeceğim güzelce. Olay budur. Sıcak suyla. Ben geldim bir Nescafe yapayım. Yaptım kendime bir balkona atayım. Bir 5-10 dakika kahve keyif yapayım. Bu arada Yakup nakliyeci bulmuş bir tane arkadaşlar. Onunla görüşecekmiş. Bakalım ne kadar fiyat verecek, nasıl yapacak bilmiyorum. Yani şu an için bir iki tane nakliyeci var. Arkadaşlar ben şöyle yüzüme bir şeyler çektim. Şöyle karşıya kofre kadar gidip şeye geldim. Hemen benim evin karşısında arkadaşlar. Gülderen ablaya geldim benim karşı komşuma. Burası onların dükkanı. O da kahve şey yapacak. Bakalım kahve içeceğiz. Yana Sevcan'a falan uğradım. Video çekiyorum kız. Ondan sonra Gülderen abla şimdi kahve alacak. Taşın çok gelmemiş sanki. Çok kız baksana orman gibi oldu. Hadi ya. Çok çirkin duruyor. Bir de esmerleştim ya. Şimdi şeye falan denize falan girdim. Yüzüm de esmerleşti. Kaşlarımı alayım da bari elim yüzüm biraz açayım. Arkadaşlar benim binam orası. Burası da Gencer. Gencer Mühendislik. Vallahi buralarda oturuyorsanız doğalgaz işleminiz varsa kesinlikle buraya tavsiye ederim. Biz buraya yaptırmadık. Çünkü niye? Gülderen ablalar biz yaptırdıktan sonra taşındılar. Onlar biz yaptırdıktan sonra taşındıkları için biz başkasına yaptırdık. Yani keşke buraya yaptırsaydık daha önce taşınsalardı. Çünkü Gülderen ablaya ben o gün gittim. Onların sistemlerine falan baktım. Borular olsun her şey olsun. Yani hiç gözükmüyor. Gizli saklı gibi bir şey yani. Tertemiz yapmışlar. Çalışmaları çok güzel. Şöyle bak borular şu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Kapatıyorlar direkt böyle. Vanolardan yani... Tezgah üstünden de kapatıyorlar bu şekilde. O geçen yukarıdaki boruları da kapatıyorlar. Kombide yine birçok çeşit var mı? Tek çeşitiniz mi var? Hepsinden her çeşit kombi alabiliyor. Yani bunların hortumları falan her şey, petekleri falan arkadaşlar bütün işlemleri yapıyorlar. Yani haberiniz olsun hani çünkü soranlar oluyor bu taraflarda oturup da her yere Akçay, Edremit, Ayvalık her yere de gidiyorlar. Hani gelirler bakarlar fiyat verirler. En azından bir bilginiz olun. Bakın şöyle göstereyim size sistemi. Bakın mesela borular tertemiz. Benim borularım sipsiyah ortada gözüküyor. Yani biz memnun kalmadık çok yalan söyleyemem. Ama Gülderen ablalar boruların üstüne böyle kaplama yapıyorlar bu şekilde. Çok şık duruyor. Aynı o ince geçen borularda da kaplama oluyor. Neyse biz şimdi taze kahve çektirdi. Gülderen abla kahveyi ben yapacağım. Birlikte şöyle karşılıklı bir kahve içelim. Arkadaşlar kahvelerinizi YouTube'da izlersin. Hanımefendi kahveleri yaptı. Burada sularımız var, sudamız var. Sen sudayı kime koydun Gülderen abla? He? Sudayı kime koydun? Sana. Sen içmeyeceğim mi sudu? Hayır bardağa gerek yok da sen şunu al o zaman suyu. Al böyle gel istersen. Ben gelirim. Ya da kapıyı benim için. Ben gelirim. Ama orada da şimdi ne taşıyacağız kuzu ya? Nasıl oturacağız sandalye mandalye? Dur sandalye var. Tabure var. Kız nasıl yaptın bu kahveyi böyle? Bak şimdi. Vallahi güzel oldu. Durdum geldim arkadaşlar. Şöyle elim yüzüm bayağı bir açıldı. Geldim neyle karşı karşılarımı aldırmaya. Görüyor musunuz? Kavanozumu kırmışlar. Bakar mısınız? En sevdiğim kavanozumu kırmışlar. Kahve yana çikolatalarımı koyduğum buzdolabındaydı. Bir de siz bakın. Sözde sarmayı akşama yaptım arkadaşlar. Sarmanın dibi gözükmüş. Görüyor musunuz? Çerez gibi yemişler yaprak sarmasını. Ben daha içinden bir tane bile yemedim. Bir tane bile yemedim. Neyse afiyet bal şeker olsun. Şöyle salata yaptım. Kuru soğan, salatalık, biber ve domates, nar ekşisi, limon, zeytinyağı. Soframı kuruyorum artık. Akşam yemeğini yiyeceğiz. Arkadaşlar. Biz biraz dışarı çıkıyoruz. Yeter oğlum ya. Çeşmeden doluruz. Biz biraz yürüyüşe çıkacağız arkadaşlar. Hava alacağız Yakup bize. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? PKX'de kim oynuyorlar? PKX'de şey kusu Sultan Papağan kuşu var da onu çıkaracağım. Eğer çıkmazsa ne olsa daha çok paran var bir tane daha kutu açacağım.
çıkana kadar. Şöyle elbise giydim. Biraz yüzüme sadece krem sürdüm. Elbisemi giydim arkadaşlar. Spor ayakkabılarımı giyeceğim. Çöpümüzü falan da atarız. Sen giyin anneciğim. Kendine gel şunlar. Arkadaşlar Migros'a uğramıştık. Onlar dondurmadılar. Ben de kola içtim. Su götürmüştüm. Çınar iki tane makarna aldı. Şöyle. Ben de İpek'in saç kremini aldım. Bu hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Benim abim bayan kuaförü. Tekrar söylemiştim. Aslında tekrar söyleyebilirim. Şampuanınızı güzel bir şampuan kullanın ama saç kreminin markası hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü saç kremini deriyle temas ettirmiyorsunuz. Sadece saçlarınızın ucuna uyguladığınız için markası önemli değil. Kandırılmayın. Çünkü bir yıllardır kuaför olarak abim bu şekilde söyledi bana. Şampuan olarak da bu Elsev'in siyahına bayılıyorum. Kokusu da çok efsane güzel. Bir de güzel bir şampuan. Dökülme karşıtı olan aldım. Çünkü saçlarım dökülüyor bu aralar. Çok güzel kokuyor. Kokusu var. Bunları götürelim banyomuza. Ay Yakup var. Ne yediler? Ben de kolamı içtim ama şu an çay istiyor canımız. O yüzden çay demleyeceğiz. Saat 11 ama gece uzun benim için. Çünkü arkadaşlar yorganı çok güzel bir şekilde çiğnedim. Köpürttüm 2-3 posta. En son artık onu durulamam gerekiyor. Duruladıktan sonra da güzel böyle bir tabure ya da çamaşır sepetinin üzerine koyacağım. Sabaha kadar güzel bir şekilde suyunu süzecek ve yarın da asacağım arkadaşlarım. Şunun şeyini kapatayım bir. Güneşliğimi elbise giydim çünkü üzerime. Şöyle gri elbisemi giydim. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Dışarısı çok sıcak. Evde çok sıcak. Her yer sıcak. Bulaşıkları da şöyle hemen buraya koyuvermiştim. Makineye yerleştireceğim. Makinem boş zaten. İşte Yakup'ta ne yapacağımızı, ne işeceğimizi konuştuk. Nakliye kamyonuyla falan konuşmuş. 12 milyardan kapı açıyorlar. Çok yüksek. Bakalım. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Bir de olmadı arkadaşlar. Yakup izin alacak. Yeni başlayacağı cezaevinden de izin alacak olmadı. Yani şöyle düşünüyoruz. Kurban Bayramı'nı burada kayınvalidemlerde geçirelim. Daha doğrusu görümcemlerde geçirelim. Kayınvalidem görümcemde olacak. Kayınvalidem kurbanı da görümcemde kesilecek. O yüzden bizi de oraya çağırıyorlar, davet ediyorlar. Ya bizim için de çok iyi olur diye düşünüyoruz. Hem işte kurbanı işte kayınvalidemle görümcemle birlikte onda da görmüş oluruz gitmeden. Onlarla geçirmiş oluruz. Hem de işte kurban etimizi falan alırız en azından. Rahat kafayla şey yaparız diyoruz. Yani Yakup bir an önce sen eşyaları toparla, her şey hazır konumda olsun istiyor. O şimdi gündüze gittiği zaman yarın evden mi, ertesi gün gündüze gidecek? Yarın evde mi? Ha, evet, bugün geceden çıktı, yarın evde. Ertesi gün gündüze gidecek. Gündüze gidince bayağı bir koli getiririm ben dedi. Sen bir an önce işini gücünü hallet, eşyalarını toparla dedi. Bir yandan da ev bakıyoruz. Pazartesi günü de Eskişehir'e gidiyoruz arkadaşlar ev bakmaya. İnternetten ne kadar baksak da olmuyor. Okul baktık. Birkaç okul ismi aldık. Kafamızda okullar birazcık böyle yer edindi. Kesinleştikten sonra söylerim. Zaten Eskişehir'e gidince kesinleşir arkadaşlar. Eskişehir'e gittiğimizde çünkü evimizi tutacağız. Bakalım pazartesi günü yolcu drop var. Bağlasan durmaz. Şöyle yatak odasına geldim. Sizlerle birazcık böyle hem sizlere bilgi vermek adına hem de biraz muhabbet edelim arkadaşlar. Çünkü her şey şu an aşırı derecede merak ediliyor. Aşırı derecede yorum geliyor ve sorular soruluyor. Tabii ki de bu çok doğal bir şey. Çünkü bu süreci siz de benle birlikte yaşadınız. Heyecanlı, stresli bir şekilde bugünlere geldik. Çok şükür sonucumuz çok güzel oldu. Allah gönlümüze göre nasip eyledi. Şu anki sürecimiz arkadaşlar, şöyle en kısasından sizlere bilgi vereyim. Şimdi bugün Yakup bir tane nakliyeci bulmuş. 14 bin kadar bir fiyat vermiş nakliyeci. Sanırım doğru hatırlıyorumdur. Birazcık araya tanıdık falan sokmuşlar. 10 bine götürürüm demiş. Yani nakliyeci derken asansörlü bildiğiniz nakliyeci, evden eve taşıma yani. 10 bine demiş ama tabii daha araştırma yapacağız.
Bu böyle hemen tek bakmakla olunacak bir iş değil arkadaşlar. Şimdi taşınma süresi çok merak ediliyor. Taşınma süreci bizim için başladı arkadaşlar. Ben böyle bir saflık, böyle bir affedersiniz salaklık var üzerimde. Hala adapte olamadım ve alışamadım. Sanki böyle bir hayalin, sanki bir rüyanın içinde gibi hissediyorum kendimi. Hala alışamadım tayinin çıktığına. İnandırmaya çalışıyorum kendimi anlayacağınız. Yani çünkü çok mutlu olarak, çok isteyerek bir şey beklersiniz de sonunda güzel sonuçlanır ya. Allah herkese nasip etsin böyle şeyleri ne olursa olsun. Rabbim çok istediğiniz ne varsa, gönlünüzden geçen ne varsa en hayırlısını, en güzeli nasip etsin diyorum. Şimdi o yüzden ben daha adapte olamıyorum arkadaşlar. Kendimi gelemiyorum, toparlayamıyorum, alıştıramıyorum kendimi. Tabii ki de bu mutluluktan kaynaklanan bir şey. Allah mutluluğumu bozmasın. Gerçekten çok güzel bir duygu. Sürecimiz şu an başladı. Dediğim gibi Yakup koli getirecek cezaevinden. Ondan sonra artık bütün eşyalar kollenmeye başlayacak. Çünkü bizim bütün eşyalarımızı derleyip, toplayıp, kolleyip, hazırlayıp bir köşede her daim hazır beklemesi gerekiyor. Çünkü devletin işine belli olmaz arkadaşlar. Bir anda işte kağıt gelecek şu an. Kağıt bekliyoruz. Kağıtta da tarih yazacak. Yani şu tarihte Eskişehir işte Haçlı bir cezaevinde başlamanız gerekiyor. İş başı yapmanız gerekiyor diye kağıt geliyor arkadaşlar. Biz de ona göre ayarlama yapıyoruz kendimizi. Şimdi biz Allah nasip ederse pazartesi günü Eskişehir'e gidiyoruz ev bakmaya. Söylemeyecektim ama hadi dayanamadım söyledim. Birazcık sürpriz yapacaktım sizlere. Çünkü o kadar çok değişiklikler oluyor ki hayatımda. Hangi birisini söyleyeyim size yani. Tek tek böyle söylemek istiyorum. Ama dayanamadım. Söyleyeceğim. Pazartesi günü Allah nasip ederse biz Eskişehir'e gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü mecburuz gitmeye. İnternet üzerinden bakıyoruz ediyoruz ama herkes internete vermiyor kiralık ev ilanını. O yüzden yani koca bir mahallede sadece iki tane ev ilanı var. Mantıken düşündüğünüz zaman çok mantıksız. O yüzden Eskişehir'e gideceğiz. Birkaç tane okul ismi aldık. Biliyorsunuz daha önceden de söylemiştim. Eşimin dayısının kızı Necla abla. Eşi asker, kendisi öğretmenlik yapıyor. Yıllardır Eskişehir'deler onlar. Öğretmen olarak çalışıyor, görev yapıyor. İlkokul öğretmeni ve az çok okullarla tabii ki de haşır neşir olduğu için biliyor yani. Şimdi ben de Eskişehirliyim yani arkadaşlar. Eskişehir'de hangi mahallenin iyi olduğunu, hangi mühitin iyi olduğunu, hangi okulun iyi olduğunu iyi bilen bir insanım. Ama biz yine de fikir almayı seven bir insan olduğumuz için Necla ablanın fikrini aldık. Onun önerdiği okulları aldık. Ama şöyle bir durum var. Necla abla genelde merkezdeki okulları biliyor. Çok hani böyle mahallede okullarda hangi okulların çok iyi olduğunu bilmiyor. Tabii birkaç tane yine bildiği var kafasında. Yani biz bu okulları listeledik arkadaşlarım. Size en ufağından örnek vereyim. Vişnelik mahallesinde mesela iki tane okul var. Ne sokaydı ya? Şu an tamamen unuttum mahallenin adını. Semer Mahallesi mi? Sümer Mahallesi mi? Evet. Oralarda vardı arkadaşlar. Evet okul iyi olabilir ama okul kalabalık bir okulmuş. Sonra Adalet İlköğretim Okulu, Milli Zafer İlköğretim Okulu. Bu okullar iyi okullar ama arkadaşlar öğretmenler tarafından çok fazla da onaylanan okullar değil. Çünkü iyi okullar oldukları için çok kalabalık okullar. Ve okul çok kalabalık olduğunda başarı da çok iyi olmuyor. Tabii ki de bunlar nam salmış yani hani ismi artık duyulmuş çıkmış güzel başarılı okullar olabilirler. Ama işte arkadaşlar çok kalabalık bir okula ben göndermek istemiyorum. Yani bir 40-45 kişilik sınıfta çocuğum okusun istemiyorum, eğitim alsın istemiyorum. Biz şu an bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi öğretmen arkadaşlar. Tabii ki de okulda çok önemli, mühit de çok önemli. Çünkü
öğrenciler olsun, müdür olsun, öğretmenler çok önemli. Ama en önemlisi şu an bizim için öğretmen diyebilirim. Yani iyi bir öğretmen olsun istiyoruz. Birazcık disiplinli bir öğretmenimiz olsun istiyoruz. Çünkü benim çocuğumu bu arada benden başka kimse çok iyi tanıyamaz arkadaşlar. Ben onun annesiyim. Benim çocuğum birazcık disiplinden hoşlanan bir çocuk. Çünkü benim çocuğum çok rahat, relax bir çocuk olduğu için mesela şöyle söyleyeyim. Bizim bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Teacher'ımız çok disiplinli bir öğretmen. Ve Çınar günü gününe ödevlerini yapıp yetiştirip ve daha çok ilgili alakalı olduğu için İngilizceyi daha çok seviyor ve İngilizce'de bayağı bir başarılı. Yani anlatmak istediğim benim çocuğuma hem çocuğumu korkutmayacak, hem çocuğumu bunaltmayacak, hem de böyle birazcık disiplin olacak. Çocuk birazcık da öğretmeninden korkacak yani. Disiplin olacak bir öğretmen istiyoruz. Allah nasip kısmet ederse. Yine kafamızda birkaç tane daha okul var araştırmalarıma göre. Bunların hepsi farklı mahallelerde arkadaşlar. Ben bu arada Vişnelik demişken, Vişnelik'te şimdi tamam, hadi diyelim ki o okula göndereceğiz diyelim. Arkadaşlar bizim de kendimize göre bir maaşımız, kendimize göre bir bütçemiz var yani ayırdığımız. Vişnelik'te en ucuz ev 5.000 liradan başlıyor kirası. Orada baktık işte o Sümer Mahallesi olsun, Vişnelik Mahallesi olsun. Kiralar 6.000, 7.000 bu şekilde uçuyor. Biz iki kişi çalışıyor olsak, yani hani benim eşim devlet memuru, ben de aynı onun gibi devlet memuru olsaydım, bizim evimizde hani daha fazla para geçiyor olsaydı belki o zaman rahatlıkla tutabilirdik. Ama benim eşim tek çalışan bir birey olduğu için ve bizim başka sorumluluklarımız, başka ihtiyaçlarımız da var, geçim derdi var bir kere. Yani bütün paramızı kiraya bağlayamayız, aç kalırız. O yüzden tamam herkes bir şeyler söylüyor, yorum yapıyor ama biz bütçemize göre de bakıyoruz, okula göre de bakıyoruz, mühite göre de bakıyoruz, her şeye göre bakıyoruz arkadaşlar. Tek bir şeyle bitmiyor ne yazık ki. Biz 6 bin lira, 7 bin lira kira verebilecek durumda değiliz şu an. Yani o yüzden bir şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Şimdi kafamızda da birkaç tane okul var. Şu an iki tane net okul var kafamda arkadaşlar. Bakalım nasıl olur, nasıl eder bilmiyorum. Bakacağız, araştıracağız. Şu an için o okulları da söylemeyeceğim. Mahalleleri de söylemeyeceğim size. Haftaya gerçekleştiği zaman size net bir şekilde söylerim. Zaten hangi eve bakarsak bakalım sizlerle birlikte bakacağız. Yani ben önceden de kiralık ev değil de işte mesela ev bakarken çok ev baktım ama mesela videoya falan almamıştım. Çok güzel süreçlerden geçmiştim ben ama tecrübesizlikten mi kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama daha tecrübesiz videolar çekmişim ve çok özel olan anları bile videoya almamışım. Şu an artık yılların verdiği bir tecrübe var. YouTube tecrübesi var bende. Yılların verdiği bir tecrübe. Efendime söyleyeyim şu an yani daha bir rahatım, daha bir rahatlık var. Yani artık utanmıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hani eskiden dışarıda video çekmeye olsun, ne bileyim işte pazarda, markette video çekmeye olsun, böyle ev bakarken video çekmeye olsun çekiniyordum, utanıyordum. Ama artık utanmıyorum, çekinmiyorum. Çünkü bu benim işim yani. Kim ne derse desin, kim ne bakarsa baksın. Ya kimse bir şey demiyor ama hani böyle bir kamera çekip konuşurken insanlar bakıyor ya, umurumda bile değiller yani baksınlar. O yüzden yani baktığımız evlere, gittiğimiz evlere, gezdiğimiz mahalleler, evler olsun çok fazla eve bakacağız eminim. İnşallah Allah gönlümüze göre bir ev, gönlümüze göre bir mahalle, gönlümüze göre bir okul nasip eyler. Baktığım yerlere, gezdiğim yerlere tek tek sizlere de karşı tarafın izni olduğu sürece de videoya alacağım, video kılayacağım. Merak etmeyin yani gerçekten hepsini vloglamayı düşünüyorum. Çok çok heyecanlı, çok güzel vloglar gelecek arkadaşlar bu saatten sonra. Sadece taşınma süreci değil arkadaşlar. Bu saatten sonra Rabbim ömür verir yaşarsam, sağlık saat verirse Rabbim yani YouTube'a da devam ettiğim sürece de çok çok daha güzel videolar, vloglar gelecek. Her şey tamamen değişiyor arkadaşlar. Her şey sıfırdan başlıyor. O yüzden benim için artık YouTube da sıfırdan başlıyor gibi bir şey.
İşte ne diyecektim? Evimizi tuttuktan sonra vermek istediğim siparişleri vereceğim, mobilya siparişlerini. O vermiş olduğum mobilya siparişleri direkt yeni evime gitsin istiyorum. Çünkü buraya getirtmeyeceğiz. Nakliye ile alakalı uğraşmak istemiyoruz. Yani o kadar çok yapılacak şeyler var ki, satacağımız ürünler var. Burada onları satacağız, halledeceğiz. İşte şu an bugün ya Allah Bismillah dedim, yorganımı yıkamakla başladım. Her şeyin bir başlangıcı vardır. O da benim çok bir vaktimi aldı zaten bugün. Dediğim gibi böyle bir saflaştım arkadaşlar. Bugün tam anlamıyla kendime gelemedim. Yani çok yavaş yavaş değil, hızlı hızlı bir şekilde ama düzenli, temiz bir şekilde, sağlam bir şekilde eşyalarımı toplayacağım. Sadece kullanacağımız şeyler kalacak. Bu süreci yine birlikte geçireceğiz Allah'ın izniyle. Birlikte kolleyeceğiz, birlikte toparlayacağız. Her şey birlikte olacak, merak etmeyin. Allah nasip ederse dediğim gibi pazartesi günü eve bakmaya gideriz. Eskişehir'de kaç gün duracağız bilmiyorum. Yakup yıllık izin alacak zaten. Yani ev bakacağız, edeceğiz. Bakalım bulabileceğiz mi hemen, bulamayacağız. Muhtemelen sonra bulduktan sonra anlaşacağız, edeceğiz. Anlaştıktan sonra anahtarı aldıktan sonra evin eksiğini, gideceğini gidereceğiz. Boyası badanası mı olacak, ne olacak bilmiyoruz yani. Rabbim bize nerede ya, nerede bir şey, nerede bir ev nasip etti, nerede bir okul, hangi mahalle nasip etti bilmiyoruz. Rabbim biliyor. İlerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gitme tarihi de şöyle söyleyeyim size. Dediğim gibi tarih şu an daha belli değil ama önümüzde yani bir 20-25 gün kadar bir gün var. Yani daha fazla değil arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah denk getirebilirsek, dediğim gibi Kurban Bayramı'nda, yani bir 2 gün 3 gün de olsa kayınvalidemlerle geçirmek istiyoruz. Görüşmek istiyoruz. Bayramda da onlarla birlikte olmak istiyoruz. Ondan sonra rahat kafayla da gitmek istiyoruz. Durumlar bundan ibaret. Ben biraz yorgunum gerçekten. Bugün böyle çok fazla da internet üzerinden okul ve ev araştırması yaptığımız için bayağı bir beyinen yoruldum. Yatmak istiyorum bakalım. Belki bir duş alır yatarım. Belki duş almadan yatarım. Bilmiyorum ama dişlerimi fırçalayacağım kesin. Çünkü rahatsız oldum. Biraz dişlerimi bugün sabah fırçalayamamıştım. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Aileme katılmayı unutmayın. Sakın bir şeylere kaçırmayın. Gerçekten çok şey kaçırabilirsiniz. Gerçekten harika videolar sizi bekliyor artık bu saatten sonra. Öpüyorum hepinizi. Kocaman, kocaman, kocaman. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.